Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nişanı büyük bir onurla taşıyacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi sebebiyle Özbekistan'a gitti. Erdoğan, mevkidaşı Mirziyoyev'le ortak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da yüksek düzey İmam Buhari nişanı takdim edildi. Erdoğan, Semerkant Havalimanı'nda törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da yüksek düzey İmam Buhari nişanı takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9. zirvesi nedeniyle geldiği Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra yüksek düzeyli İmam Buhari nişanı takdim töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine taltif edilen nişanla ilgili teşekkür ederek, "Bu nişan ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum. Kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren, özellikle İmam Buhari'den birçok başlıkları tarafıma naklettiğinde ben hakikaten Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim. İmam Buhari adına bir üniversitenin burada kuruluyor olması, İslam dünyasında çok farklı bir mesaj olacaktır. Bugün Türkiye'den oğlum da dahil olmak üzere bir heyet İbn Haldun Üniversitesi'nden Taşkent'e gelmişlerdir. Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla devlet adamlığını gösteren aziz kardeşim Şevket Mirziyoyev'e bu nişan vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum," dedi. "Büyük bir onurla taşıyacağım yüksek düzeyli İmam Buhari'nin nişanını almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum ve Şevket Mirziyoyev kardeşimin şahsında tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyor, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum." Mirziyoyev'in açıklamaları: Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'de yaptığı açıklamada, "Hepimiz size dünya çapında itiraf edilen büyük devlet ve siyaset adamı olarak hürmet ediyoruz. Kardeş Türk halkının tarihi ve bugünü büyük ve ben eminim Türkiye'nin geleceği de elbette büyük olacak. Çünkü Türkiye'nin böylesine güçlü ulu önderi bir lideri var. Sizi bir kez daha kendi adıma ve halkım adına içtenlikle kutluyorum," dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.